Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek yelek ve patiklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz tığ işi bir kordon yapımını anlatacağım. Kordonumuzun son görüntüsü bu şekilde olacak. Hemen yapımına başlayalım. İple tığımı alıyorum. İpimin ucunda bir miktar ip bırakacağım. Uç kısmında ip bırakacağım. Buradan başlayacağım. Peki bu uç kısmında bırakacağım ipi neye göre ayarlıyorum? Kor ne kadar kordon yapacaksam onun ölçüsünün 3 katı ip bırakmam gerekiyor. Diyelim ki ben bu kadarlık bir kordon yapacağım. Bunun 3 katı ip bırakmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Şuradan küçük bir ip keseceğim ben. Diyelim ki şu kadarlık bir kordon yapmak istiyorum. Ayarlıyorum. Bunun 3 katı. 3. Buradan başlıyorum işlemime. Kordonumuz bittiğinde bakalım ne kadarlık bir fark var. Şunla tekrar ölçeceğiz. Orta kısmından başlıyorum. Buradan bir ilmek atıyorum. Şöyle ilmeğimi oluşturdum. İpim uç kısmında bıraktırdım. Bıraktım. Ortasından bir tane zincir çektim. Şimdi ne yapıyorum? Tığımı, bırak, uç kısmında bıraktığım ipi tığımın üzerinden önden arkaya doğru atıyorum. Elimle tutuyorum uç kısmını ve işaret parmağıma doladığım ipi her iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Hep bu kadar basit. Bitti. Tekrar anlatıyorum. Tığımı tutuyorum. Uç kısmında bıraktığım ipi tığımın üzerine atıyorum. İşaret parma orta parmağım ve baş parmağımla tutuyorum. İşaret parmağımdaki ipi alıp her ikisinin içinden geçiriyorum. İpi tığımın üzerine atıyorum. Ve her iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Önden arkaya doğru atıyorum. Ve zincir yapıyorum. tığımın üzerine atıyorum ve zincirimi çekiyorum pi tığımın üzerine atıyorum her ikisinden de geçiriyorum Bıraktığınız ipi bitirene kadar aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bu işlemi tekrar ederek kordonunuzun sonuna gelebilirsiniz. Şöyle devam edelim. bırakmış olduğum ipin sonuna yaklaştım birkaç tane daha yapalım şimdi şu kadar bıraktım kordonumuz tamamlandı işlem bu kadar bakalım başta bu kadarlık bir kordon yapmak istemiştim ve onun üç katı ip bırakmıştım uç kısmında ne kadarlık bir fark olmuş diye bakıyorum neredeyse aynı bir tane daha örsem yetecek şöyle kordon yapımı bu kadar arkadaşlar buradan sonra kesiyorum ipimi her ikisinde zincirden çekiyorum ve kalan e, iplerimi içinden geçirerek kordonumu saklıyorum kolay gelsin diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere